Evet, Titan ve Nük rakipte Copenhagen. Ne düşünüyorsunuz bu Copenhagen ve Titan maçı hakkında? Hakkında mı? Hakkında, pardon. Evet, Nük'ten estantaneler izliyoruz. Takımlar servere girene kadar. Gandhi Copenhagen Wolves'a 4 tane Cyrix Factory New bastım. Sence ne olur? Gol olur. Vallahi ne diyeyim abi, 4 tane Cyrix Factory New diyorsun yani. Şok oldum şu anda. Şu anda bir vefatım. Neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Benim henüz hiçbir fikrim yok. Heyecanla sizin gibi ben de buralarda bekliyorum. Ne olacaksa olsun. Server'a da girerseniz sevinirim. Saygıdeğer Titan ve Copenhagen dostları. Evet, Kenny girdi. Titan bugün berbat oynadı. Bugün Copenhagen'a bastım böbreği. Yani. Böbrek on Titan. Kenesi yayına al. O ilginç oldu biraz. Oynadım, tüm maçları kaybettim. Oynamadıklarımı kazandı. Ha, oynamadıklarım kazandı. Günün sonunda eksi 440 dolar. Profit oldukça başarılı. Üzgünüm. Gerçekten senin için. Unfair, seni ESL One NiP Fnatic finalinde izlemiştim. Niye sunmuyorsun maçları her zaman? İşte böyle büyük turnuvalar olduğunda sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, nefret eden de var, seven de var. Eden de var, etmeyen de var. Takip anlamında eden de var, etmeyen de var dedim. Evet, biraz tabii zaman çok uzun süre olunca, 11 saat 12 saat harcanınca biraz kafayı yemeler, saçmalamalar, böyle şeyler muhtemeldir. Biz de izleyiciden anlayış bekliyoruz. Sağ olun. Gösteriyorsunuz siz de. Milli maçlar ne zaman? Tarih henüz açıklanmadı milli maçlar hakkında ki zaten biraz daha bekleyeceğiz sanırım onun için. Biraz daha bekleyeceğiz. Türkiye katılacak mı turnuvalara? Zaten Türkiye milli maçlarda oluyor arkadaşlar. Takip ederseniz. Ben de zaten milli maçları sunuyordum canlı olarak. Sayfadan takip ederseniz zaten onun duyurularını yapıyorum ben. Kaçırmazsınız yani milli maçları, ama milli maçların daha zamanı var. Yani yakın bir tarihte değil, biraz daha zaman ister. Çünkü henüz yılın başındayız. O yüzden daha zaman var milli maçlar için. iki tane Asimov FT kaldırdım. Gavin neden oynamıyor takımda? Yüksek ihtimal 2015'te oynayacaktır arkadaşlar. Geçen sene tam oynamadığı döneme denk geldi. Oyuna sonradan başladı. Daha doğrusu milli takım kurulmuştu. O zaman Gabby aktif olarak oynamıyordu. Gobbi ya da nasıl diyorsanız. Benim ağzım Gab muhabbetine alışmış. Yüksek ihtimal bu sene olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama Tarik sanmıyorum çünkü kendisi Amerika'da. Arada kocaman bir okyanus var. 9000 pingle oynamaktansa oynamaması daha makbuldür zaten. Eziyet çekmesine gerek yok Tarik'in de. Ama Fatih yani Gobbi yüksek ihtimal oynayacaktır. Ben mini maçlarda oynayacak düzeyde değilim çünkü bu yüzden yokum Doring. Şu anda da bir takımım yok kardeşim. Senin de sorunu cevaplamış olayım.
Tarık niye Türkiye'ye değil de Amerika'da gözüküyor? Çünkü Amerika doğumlu. Ve Türk vatandaşı değil. O yüzden Amerikalı gözüküyor. Çünkü Amerikalı. Yani cevabı aslında bu. Evet. Balkan Kupası'nda Türkiye neden yok? O davet olayı olduğu için onda arkadaşlar. Takımlar davet ediliyor. Türkiye'yi yani herhangi bir Türk takımını ona davet etmemişler. Bulgaristan takımı var, işte Sırbistan takımı var. Vesaire vesaire. Base TV abi, ismin neydi senin? Adım Berker. Merhaba saygıdeğer Daro 3347. Ben Berker Gandikubat. Bildiğim tek oyun Counter Strike. Tanıştığıma memnun oldum. Niye davet etmiyorlar lan bizi? Türkiye'de rank sunucusu neden yok biliyor musun? Çünkü ülke olarak çok aktif oynadığımız bir takım nedir? Oyun değil CSGO. O yüzden de sayılar belli, oynayan kitle belli. O yüzden server yok. Mesela Hindistan'da bile var abi. Yani bile derken küçümsediğim için söylemiyorum. Hindistan bizden daha aktif oynuyor oyunu anlamında söylüyorum. Evet, bu arada oyuna geçelim. Volüm açık mı? Açık tabii ki. Evet, sabırla izleyenler oldu. İlk maç 3500 kişi izledi bugün. Harbiden oturdum, ilk maçı sundum, 3500 kişi vardı. Direkt moralli girmiştik güne. Ondan sonra gittikçe düştü ama önemli olan izleniyor olması ve bugünün son maçı Titan Copenhagen Wolves arkadaşlar. 11 saat oldu. Hatta 11.30 12'ye yaklaşıyor şu anda yavaş yavaş toplam yayın yapma saatim. 12'ye doğru yol alıyoruz. Son maç. Bu maçı kazanan büyük finallere gidiyor. Kenny, Asilion'u kesti, SMF ve Hunden kaldı. SMF Apex'i kesti. CT başlarsa Titan biraz bela olabilir. Titan Lifeland'ı kazanıyor ve CT başlıyor karşılaşmaya. Arkadaşlar, herhangi bir takım hakkında, Türk takımı hakkındaki soruları direkt takımın oyuncularına veya o takıma yöneltebilirsiniz. Bana neden yöneltiyorsunuz onu da pek anlamadım aslında. Ben o takımların avukatı değilim beyler. Evet, CT başlayacak Titan takımı. Avantajlı taraf tabii ki, bu avantajı iyi değerlendirirlerse, kendini de AWP'si etkili olursa, yani Titan'ın CT başlaması onlar için çok çok iyi oldu. Knifefront önemsiz gibi görünen ama tüm maçın kaderini değiştiren bir şey aslında. Onu da söylemek lazım. Böbrek gitti abi, böbrek. Gitti böbrek. Böbrek gitti. Gerçekten map'e göre, keşke map önceden belli olsa değil mi? Map'e göre direkt bet oynarsın ve kazanırsın. Yani hangi map'te kimin kazanacağı aşağı yukarı bellidir. Hangi takımların hangi mapleri iyi oynadığı ortada. Smile and Watch. Çok teşekkür ederim o güzel yorumun için. Şu an maç başladı. Onu okuyamadım ama. Ya, okudum ama söyleyemedim. Kenny asıl onu öldürdü. Kenny bir kişi daha düşecekti. RPK yardım etti. Bu arada içeriye giremedi. Copenhagen Wolves takımı çok hızlı bitti round. Apex 2 kişi öldürdü. Kenny bir kişi öldürdü. RPK 2 öldürdü galiba. Öyle mi? Evet. RPK'de 2 öldürdü. Ve ilk round'u Titan takımı kazandı. Eko almanın çok da zor olmadığı haritalardan bir tanesi değil maalesef Nuke. Inferno aslında Eko almak için uygun bir harita. Nuke pek uygun değil. Ama yine de mümkünatı var. Kendi sakat almış. Asilion'u öldürdü meydan tarafında. Kenny Freeze'i de öldürdü. Kenny oyuna moralli başlıyor. RPK çok sakin plant'te. SMF Kenny'si öldürmeyi başardı. Fakat SMF'in 6 canı, MSL'in 17 canı var. Apex yüksek ihtimal onları öldürecektir meydanda. Ama sarıdaki Hunden sinsilik yaparsa belki Apex'i öldürebilir. Rex 6 MSL'i düşürüyor meydanda. SMF tek başına kalıyor 6 canıyla.
meydan tarafında tek başına kalıyor daha doğrusu. Hunden hala sarı içinde. Hunden'i Apex öldürdü. SMF tek kaldı. Evet, Exalt orada hiç riske girmek istemiyor çünkü 2 canı vardı. Son frag Apex'ten geldi. 2-0 oldu. Mom Hunter, Titan bu maçı kaybederse twerk videomu atacağım, risk budur. Hadi bakalım kardeşim. Çok iddialı bir konuşmaydı bu. Peki videonun linkini nereye atacaksın? Buraya atamazsın, link silinir. Bomban patlar. Evet, demir kapının önüne flash geldi. Demirden hızlı bir şekilde çıkıyor. Hani markalı takım Apex'in 2 play RPK 4. oyuncu vurmayı başardı. Manyak da aşağıda MSL öldürdü. 3-0 oldu. Titan takımı çok rahat. Çok rahat. Rakip ekoyken çok rahat bir şekilde roundları aldı. Şimdi Danimarkalıların ilk silahlı roundunu izleyeceğiz. Kucak dansı yapacağım diyen var. Allah Allah ya. Neden böyle oluyor acaba ya? Bana niye kucak dansı yapıyorsun abi? İyice seviyesizleşmeye başladık. Evet, SMF daha çıkamadı. Kenny'nin özür dilerim. Özür dilerim. Kenny'nin etkili olduğu anlar başladı artık. Çünkü AWP almış. Meydanda rakibi oynatmazsa içeriye gömecek onları. İçeriye de kimseyi sokmayacaklar tabii ki. Bir de rampa deneyelim diyecekler. Rampaya da kimseyi sokmayacaklar. Titan buradan yürüyüp gidecek. Tabii Kenny meydanı boğarsa. Çünkü içeride 3 kişi oynuyorlar. Öyle bir durumu var Titan takımının. Titan takımının nerede kalabalık olduğunu bilemezsiniz arkadaşlar. Öyle bir durum var. Bir yerde aniden 3 kişi olabilirler. Çünkü X6 gibi bir liderleri var. Manyak aşağıya yöneldi. Şimdi Apex ve RPK'nın fragleri, MSL ve Asilion 2 kişiyi öldürdü. Kenes'ten güzel bir EG. MSL'in ayağında patlıyor EG. X6'ı Asilion öldürdü. Son oyuncu da Freeze'di. Onu da Kenes öldürüyor. 4-0 oluyor skor. Titan'a 80 dolar atan var. Vay 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 vay. Bu sayılar harbiden gerçek mi ya? 80 dolar mı? Büyük para. Bir pet için. SMF daha çıktı. Çok hızlı hareket ediyor Apex. MSL'i öldürdü. SMF şimdi indi dağdan. Apex onu da öldürüyor. Kenny ise destek kuvvet. Apex meydan tarafında. Evet, manyak Hunden'i öldürdü. Freeze manyağı öldürdü. RPK silahını öldürüyor. X6 tek başına kalan Freeze'i gördü orada. Freeze de X6 öldürdü. 5-0 oldu skor. Evet. Danimarkalıların silah aldı. Round'dayız. Bu round'da kazanırsa Titan takımı 7-0'a 8-0'a kadar gidebilir skor. Desk Fener. Adım Berker. Ünlem yayıncı yazarsan chat'e. Ünlem koyup yayıncı yazarsan. Zaten her şeyi öğrenebilirsin. Evet, meydanda 2 kişi var. Copenhagen Wolves takımında 3 kişi içerideler. Manyak Rando erken başlattı. Asilion'u öldürdü. Kenny Cat'ten meydana bakıyor. Evet, yukarıdan bakmanın pek anlamı olmayan bir harita. Nuke haritası, o yüzden overview'i pek göstermiyorum tepeden. SMS smoke için hazırlandı. Şimdi meydana smoke attı. Meydanı kullanacaklar. Kenny'nin mekanına gidiyorlar. Bakalım ne olacak. Evet, Kenny direkt Cat'e yöneldi. Hızlı bir şekilde Cat'e yöneldi. Çok daha rahat görebilir meydanı çünkü Cat'ten smoke'lar olsa bile. Evet, SMF ve Freeze meydanda 2 kişi içerideler. Şimdi Kenny AWP ile baktığı için tabii ki bayağı bir kontrollü gidiliyor o meydana. Kenny gördü. Çift zoom açtı. Çıkan yok. Manyak Hunden'i öldürdü. Kenny hemen aşağıya iniyor. Rampaya yöneliyor. Manyak MSL'i de öldürdü ve rampada C4 düşüyor. Freeze geri döndü. SMF meydanda hala. Apex var önünde.
Apex'i öldürmeyi başaramadı SMF. Ve son oyuncu Freeze'di. Freeze rampa tarafında manyağı öldürdü. Kenny'den son frag geldi ve 6-0 oldu. Titan çok rahat oynuyor şimdiye kadar. Beyler evi Copenhagen Wolves'e bastım. Bu gece hanginizde kalabilirim? Evet, Freeze AWP almış. Fakat meydana gidecek mi bakalım. Evet, meydana gidecek. Kenny'yi öldürmeye çalışacak. Bakalım olacak mı? Evet, Kenny genelde garaj tarafında çok fazla kullanmayan bir oyuncu. Catwalk. Hani olursa CT tarafındaki kutudan bakıyor meydana. Daha safe oyun, daha güvenli oynuyor. Riske atmıyor kendini. Evet, çok fazla smoke var. Kenny yine de kırmızı tarafını görebiliyor ama. Şimdi flash geldi. Geçerken bir kişiyi ıska geçiyor Kenny. İki kişi geçti garaj tarafına. Bu arada Kenny kör oldu. Evet, risk aldı biraz. Çıktı, kimseyi göremedi. Şimdi kez altına inmeye karar verdi. Rampaya smoke atacak çünkü rampanın smoke bitti. Rampaya yardım etti. Geri meydana geldi. Kenny'den bir deneme. Başarılı değil. Çift zoom açtı garaja. Kimse yok. Kenny'ye kilitlendik biraz ama şu anda onun tuttuğu yerde oldukları için SMF'i öldürmeyi başardı. Kenny flash'ını attı. Evet, Freeze meydandan içeri girmeye çalışıyor. RPK sarıda Hunden'i öldürdü. İki kişiler sarıda. RPK meseleyi de öldürüyor. Çok rahat oynuyor Titan takımı. RPK bir kişiyi daha öldürdü. Son oyuncu Asilion. 8 canı var. Pardon, 3 canı var. Apex de onu öldürüyor ve 7-0 yapıyor skoru Titan takımı. Gayet yüksek bir moralle başladılar oyuna ekranda alarak. Arkasından rakibin ilk silahlı roundunda da kazandılar. 7-0'a kadar geldi. Rüyamda gördüm, Copenhagen yeniyordu bu maçı. O da ilginçmiş. Evet, 4 kişi içeride. Titan takımı roundun başlangıcında. Panik kişiyi öldürdü, Kenny yardıma geldi. Asilion öldürdü, Kenny'den bir frag daha çekti pistolünü Kenny. Ama Freeze izin vermiyor kendisini öldürmesine. Aşağıdan hızlı bir şekilde geldi Apex, Freeze'i öldürdü. 8-0 oldu. Roundlar gerçekten çok hızlı bitiyor. Birden 8-0 oldu maç. Rüyaların ters çıkar yorumu da güzelmiş bu arada. Evet, Titan'ın bela olduğu haritalardan bir tanesi aslında. Tabii Kenny's aktif oynayabildiği için böyle aktif bir AWP oyuncusu CT tarafında çok işe yarayabiliyor arkadaşlar. En azından meydanda probleminiz yok, yani öyle düşünün. Gönlünüz rahat. Sarıda RPK var, gönlünüz rahat. Rampada manyak var, gönlünüz rahat. Her türlü rahatsınız. Evet, sekür bir şekilde aşağı iniyorlar Kenny. Bir tane sıksa belki birini öldürecekti, denemedi. Denemedi şansını. Secure 5 kişi Secret'a indiler. Evet, 5 kişi. Bunu engelleyebilecek kim var? X6 var. Smoke atmış. Orada zaman kaybettirecek Danimarkalılara. Bir tane de HG atıyor içine. Evet, 2 kişi oldular şimdi orada. Bir smoke daha geldi. Gerçekten oyunu çok iyi okudular. İkinci smoke bayağı bir yavaşlatacak Danimarkalıları. X6 orada bayağı bir ses yaptı. Apex meydandan girmeye çalışan 2 kişiyi öldürüyor. Kenny Secret çıkışına zoom açtı. Evet, SMF tek başına kaldı. X6'yı öldürmeyi başardı. Karşısında 4 Titan oyuncusu var ve 25 saniyesi var. C4 meydanda yapacak pek fazla bir şey kalmadı SMF için. Camdan giren manyağı öldü. 9-0 oldu skor Copenhagen Wolves. Henüz round kazanamıyor. Titan karşısında ki Titan'ın da ekonomisi aldı başına gitti. Artık eko söz konusu bile olmaz şu maç boyunca. Yani arka arkaya 3-4 round kaybetmedikleri sürece her round Titan takımı silah alabilir. Evet, sarıya molotof attılar. Daha doğrusu bir alttaki sarı, artık oraya mavi diyorlar. Meydana 2 smoke geldi. Freeze'de AWP var. Kenny Cat'ten meydana bakıyor.
Filiz'i çok rahat bir şekilde görebilir. Gördü ve öldürdü. İşte cat'ten bakmanın bir faydası. Evet. Bir flash diktiler. Kenny kör oldu. O esnada garaja bir oyuncu geçebilirdi. Evet. SMF geçmiş. Evet. SMF'i duymuş olmalı Kenny. Duymuş zaten. Garaja bakıyor bir yandan. Bir yandan meydan girişe bakıyor. Bir ısırı gördük Kenny'den. Garajdaki SMF birden hareketlendi. Onu öldürdü Kenny. Raket altına geldi Hunden. Hiç beklenmeyen bir hareketti. Çünkü rampadaki manyak tek başına olduğu için aşağı kaçtı. Şimdi tekrar çıktı. Bir kişiyi öldürdü. MSL de manyağı öldürdü. İki ilk kaldılar. MSL tek başına kalıyor. RPK Plant'te RPK'yı öldürmeyi başardı. X6 ve MSL. Tek tek kaldılar. MSL'in 29 canı var. X6. Mavinin içinde. Pencereden çıkmayı düşündü sanırım ilk başta ama çıkmadı. MSL meydana bakıyor. Beklenmeyen bir zamanlama. MSL hiç bakmıyor X6'nın olduğu bölgeye. Şimdi döndü vurmayı başardı. Hiç beklenmeyen bir şekilde ve ilk roundunu kazanıyor. Danimarkalılar. Copenhagen Wolves uzun bir aradan sonra bir round kazandı nihayet. Evet yine iki kişi meydana yöneldi. Copenhagen Wolves. Daha doğrusu üç kişiler. SMF smoke'unu attı şimdi takım arkadaşıyla birlikte. İki kişi çok rahat bir şekilde kapatabiliyorlar zaten meydanı. Bu arada meydanı riske atmışlar. Sadece X6 bakıyor meydana. O da zaten pek bir şey göremez şu an. İki tane smoke geldiği için. Meydandan içeri rahat bir şekilde girebilirler. RPK fark etti onu. Bir kişi öldürmeyi başardı. Plant'te Apex de var. Apex MSL'i düşürüyor. Çok kalabalık orada. Apex Hunden'i de öldürmeyi başardı fakat mermisi bitti. 10 canı var. Plant'teki Asilon'u öldüremiyor. Ama bayağı da bir hasar verdiler zaten. Titan, Copenhagen Wolves'un maça ortak olmasını erken safhada direkt engelliyor. Seriye bağlama durumu söz konusu bile olamaz deyip 10'a 1 yaptılar skoru. Ve Danimarka takımı Eko'ya düştü. Evet Kenny 12. roundda ilk defa garaja geldi. Bir ıska gördük Kenny'den. Kenny tekrar denedi. SMF öldürmeyi başardı. Evet içeri girdi MSL Apex'i öldürdü. Bu arada boruya iniyor hızlı bir şekilde ve C4'ü kuruyor aşağıya Hunden. Freeze ise Plant'te rakibi oyalamaya çalışıyor. Kenny'den bir ıska gördük. Orada pistolü çekip öldürdü. Hunden C4'ü başarılı bir şekilde kurdu. Boruya dolanıyordu fakat Kenny onu fark etti. Glock da öldürmeyi başarıyor. Kenny'si yerden AP'yi aldı. Evet X6 boruda. Manyak C4'ü çözmeye başladı ama Molotov geldi. Hunden'in umutları tükenir arkadaşlar. Manyak C4'ü çözecek. Evet en azından AP'yi korusa daha iyi. X6'yı da öldürdü. 11-1 oldu skor. Evet farklı fanteziler deneyenler var. Titan bu maçı kaybederse cama çıkıp aşağı işeyeceğim gibi. İşemeyeceksin diyor. Bir izleyicimiz de. Bo kaç? Bo 1. Zaten tüm maçlar Bo 1'di arkadaşlar. Bo 3 olsaydı bu turnuva 3-4 gün falan sürerdi herhalde. Evet, Hunden rampada bir flash geldi. Pardon, smoke geldi. Manyak tek başına tutuyor rampayı. Asilion smoke'ların arasından Secret'a rahat bir şekilde geçiyor. Bu arada Freeze'de kapıda kapıyı patlatmışlar. HG ile. Kenny Secret'da hiç beklenmeyen bir şeydi Kenny ama öldüremiyor. Flash'ı bırakıp kaçtı. Evet, X6 cat altında oynayan oyuncu. Kenny Secret'a sokmayacak sanırım. Bir ıska daha gördük. Asilion orada çok mantıklı oynadı. Direkt koşmak yerine kendini gösterip geri kaçtı. X6 MSL'i öldürdü. X6'dan bir frag daha. Manyak da bir frag yapıyor. Rampaya sokmadılar.
Copenhagen Wolves takımında Freeze kapıda RPK'yı öldürdü ama Apex açılmıştı. Silion tek başına kaldı. Evet, Silion kapıda Apex'i öldürüyor. 3 kişi var karşısında ama saniyesi yok. C4'te düştü. Yapacak pek bir şey kalmadı Asilion için ama yine de şansını denemek adına koştu manyan. 19 canını bıraktı. Arkasında Kenes vardı. 12-1 oldu skor. Evet, 12-1. Copenhagen'ın biraz daha maça ortak olmasını beklerdik tabii ama Titan avantaj tarafta başladığı için çok iyi kullandı bu avantajı. Kenny bu sefer rampaya gitti. Evet, bir meydanda, bir rampada, bir secret'ta nerede olduğu pek anlaşılmıyor Kenny'nin. Evet, içeriye girmeye çalışacaklar. Hemen Apex'e dönelim. Apex çok fazla kör olmadı. Şimdi gelen flash Apex'i kör etti ama iki kişi öldürmeyi başardı. Aşağı atlıyor. X-Alt'ta Asilion'u öldürdü. Apex'in 3. Frey'i. Freeze tek başına kaldı. Apex kapıdan girip onu da öldürdü. 13-1 yaptı skoru Apex. Evet, 21 Frey'e ulaşmış. Kenny 18, Manyak 10. RPK 12, X-Alt 7 Frey'de. Copenhagen Wolves'te de Asilion, MSL 7, Freeze 8, Hunden 4 ve SMF 2 Frey'de. Evet, Titan buranda kazanırsa 14-1 bitiyor ilk yarı ve galibiyete bayağı bir yaklaşmış oluyor. Zaten şu anda da oldukça yakın. Apex Hunden'i öldürdü. İçeriye girmeye çalışıyor yine. Copenhagen Wolves takımı meydanı kullanarak X6 iket altında. Plant'te RPK var. Manyak aşağıya yerleşti. Garantiye aldı. Evet, meydanın içeri girmeye çalışırlarsa RPK onları fark edebilir. Bir kişi lobide hala. Freeze kete bakıyordu. Bir ıska gördü. Kenny şimdi bir hamle yapabilir. Freeze'in hamlesi başarılı olmayınca ama Kenny'nin sağ tarafında olaylar var. Olaylar olaylar. Kenny şu an hiçbir şey görmüyor. Kenny hiçbir şey görmüyor. Kenny sonunda döndü vurdu. Asilion da var orada. Kenny onu öldüremiyor. RPK ve manyak kaldı. Meydandan içeri girmeye çalışacak. MSL kapıda öldü RPK'ya. 9 canı var. RPK çıktı. Asilion da vurdu. Tek başına kalıyor Freeze. Sessizce boruya indi. Manyak borudaydı. Öldürmeyi başaramadı. 14-1 bitti. İlk yarı. Evet, hızlı bir şekilde ready yazdılar. Hatta saniye normalden daha hızlı ilerledi sanki. Evet, Titan bir round kazanırsa direkt beraberliği garantilemiş oluyor. RPK tek başına meydana gitti. 4 kişi içerideler. Smoke geldi sarıya. Evet, Ken orada hızlı hareket edecekti. Birden pozisyonunu bozdu. Rampada SMF var. Rampaya gidecek gibi görünüyor Titan takımı smoke'tan sonra. Fakat bir smoke daha geldi. Evet, biraz bekleyebilirler. 55. saniyede bitecek smoke. Bir tane de flash attı SMF yavaşlatmak için. Evet, şimdi smoke bitti. Rampaya girmeyi başardılar. SMF hızlı bir şekilde aşağıya kaçıyor. RPK Freeze'i öldürdü. 4 kişi kaldı Copenhagen Wolves takımı. RPK meydandan ilerlemeye devam ediyor. Hunden Apex'i düşürdü. Kette bir oyuncu var. Kete çıktılar. Ve Hunden'i öldürdü Kenny. RPK da Asilion'u öldürdü. 2 kişi kaldı Copenhagen Wolves. SMF tek kalıyor. Ve beraberlik garanti oldu. Titan takımı için çok kolay bir maç oldu. Tabii dediğim gibi avantaj tarafı çok iyi kullandı Titan takımı. SMF öldüren Kenny's ve skor 15-1. Evet, Freeze'de Scott var, mesela de pompalı var. 3 tane CZ almışlar.
Artık ne var ne yok deneyecekler şanslarını. Evet. Apex'i kutuya attılar. Scott'la bir ıska geçti Freeze. Kenny mavi konteynerden yavaş yavaş içeriye yaklaşıyor. MSL'in 55 canı kaldı. SMF rampada bir flash geldi önüne. Hunden hemen rampaya yardıma gitti. SMF'in çok az canı var. 5 canı kaldı ve kaçtı oradan. Asilion da şu an rampaya yardım edebilir bu pozisyonda. Evet, RPK bir frag yaptı. X6 hala meydanda. Şimdi Cat altındaki Freeze'i öldürüyor RPK. RPK hızlı hareket etti. Hunden'i de öldürdü. Sağ tarafında bakacağını hiç zannetmiyorum ama baktı. Öldüremiyor Asilion'u. Asilion iki kişiyi öldürdü orada. Hiç beklenmeyen bir yerdeydi çünkü. Ve 2-2 kaldılar. X6'nın 100 canı var. X6 Cat altına hızlı hareket etti. C4'ü rahat bir şekilde alabilirler aslında. Ama beraber hareket etmek için manyak takım arkadaşını bekledi. Evet, yerden keleş almayan bir X6 görüyoruz. C4'ü alıp gitti şimdi. Manyak biraz ses yaptı. X6'dan iki tane flash içeriye. Kete çıktı. 15 saniye var. Sarının içinde MSL pompalıyla bekliyor. Kette manyak. Manyak kötü bir pozisyonda. X6'yı öldürmeyi başarıyor MSL. Manyak tek başına kaldı. Asilion'u öldürdü. Şimdi diffuse sesi veriyor MSL. Ama çözmüyor. Flash attı. Ve MSL manyağı öldürmeyi başardı. Keşke Cat'ten o kadar ilerlemeseydi. Hem MSL'i görürdü. Hem de round'u kazanırlardı. Evet, 15-2 oldu skor. Çok fazla para yok Titan takımında ama yine de ne var ne yok tüm paralarını harcadılar. Asilion erkenden flash attı meydana. Freeze ile birlikte. Evet, Freeze çatıya bakıyor garajdan. Titan takımı ağırlıklı olarak içeride, meydana kimse gitmedi. Sadece geriden bakıyorlar. Sanırım meydana smoke'larını atıp rampaya ya da içeriye yönelecekler gibi görünüyor. Evet, smoke'ları attılar. Güzel bir şekilde kapattılar ama meydana gitmediler tabii ki. Maviye gelen smoke'la biraz daha yavaşladı Titan takımı. Evet, rampada ses yapıyor Apex. Hatta bombasını da attı. Rampa gidiyormuş gibi bir izlenim bırakıp içeriye hareketlenmeye başladılar. Smoke'lar, flash'lar geliyor. Smoke'un içinden çıktılar. Hunden kör oldu. Asilion Kenneth'i öldürüyor. Hunden orada çok zor durumda kaldı. Birden herkes öldü. 2'ye 2 kaldılar. Manyak ve X6 yaşıyor. X6 hızlı bir şekilde aşağı indi ama SMF aşağıdaydı. Evet, Manyak SMF'in yerini biliyor. SMF Manyak'ı da öldürdü. 15-3 oldu skor. Evet, Titan erkenden bitirip kurtulamadı arkadaşlar. Danimarkalılar direnmeye başladı ve eko yapacak Titan takımı. Meydana gidiyorlar kalabalık bir şekilde. Freeze meydana. AWP ile bakan oyuncu. Evet, Freeze bir yandan dağa bakıp bir yandan meydana bakıyor. Hunden de zaten catwalk'a gelmiş. Bir kişinin olduğunu gördü. Hunden hemen yardım etmek için hareketlendi. Kimseyi göremedi. Evet, Freeze bu arada dağdaki X6'yı da gördü. Hunden Apex'i öldürüyor. Çok fazla risk almadan EGS'ini attı. Freeze ile birlikte iki kişiyi öldürdüler meydanda. Evet, meydan girişinde de Asilion var. Kenes bayağı bir ses verdi zaten, onu duydu. Dağdaki X6'yı da duyuyorlar. Şimdi çatıya atladı X6. Freeze uzak mesafeden kesiyor.
Evet, gördü ama pozisyonunu bozuyor Filiz yine de. -6 şimdi aşağıya atladı. Freeze'i gördü. Freeze'den bir ıska. Kenes de aşağıya atladı. Asilyon onu duymuş olmalı. Asilyon çok da kolay olmasa da öldürmeyi başarıyor Kenes'i ve 15-4 oldu skor. Kenes'te AWP var. Meydandaki kutuya atabilirler Kenes'i. Sanırım öyle yapacaklar. Freeze'i öldürmeyi başarırsa rahat bir şekilde oyun kurabilirler. Bu arada Freeze'den bir ıska var. Sağ tarafta olduğunu duydu ve öldürmeyi başarıyor Freeze'i Kenes. Evet, bir smoke. Camı kapatmak için ileriye doğru da bir flash attı. Apex Asilion'u öldürdü. Titan galibiyete yaklaşıyor. MSL Apex'i öldürdü. MSL'den bir frag daha. Sarı'nın içine girdi MSL, hala zorlamaya devam ediyor. RPK onu öldürdü. Kete çıkan iki oyuncu var. Kenes'ten ıska. Tekrar çıktı. Hunden öldürdü. Plant atladığını gördü SMF'in. SMF plantle Sarı'ya doğru yöneldi Kenes. Bir ıska daha geçti. Exalt'tı. Tam o esnada flash geldi ve Kenny'i öldürmeyi başarıyor SMF'i. 16-4 kazanan taraf Titan oluyor ve böylelikle bugün maçlar sona erdi. Yarın saat 12'de Kabum Moğuz maçıyla tekrar burada olacağız arkadaşlar. Tüm gün boyunca izleyen herkese teşekkürler. Chat'e ünlem koyup yayıncı yazarsanız tüm sosyal medya adreslerime ulaşabilirsiniz. Zaman ayırdığınız için sağ olun. Bu saatte 700 kişi var. CSGO için ilginç ama güzel. Evet, elbet hatalarımız olmuştur. Olmuşsa affedin. Çünkü bayağı uzun bir süre oldu. Bakıyorum 12 saate yaklaşıyor yani şu anda. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Dediğim gibi yarın saat 12'de Moz Kabum maçı ile tekrar buradayız. Base'i izlemeye devam edin ve iyi geceler arkadaşlar. Çok sağ olun.